Tamam abi, çabuk. Öncelikle bir hadis-i şerifle konuşmaya başlayacağım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Allah yolunda harcanan malların en hayırlısı insanların ihtiyaç duyduğu malları harcayanlardır. Biz Ankaralı Müslümanlar olarak, Türkiye'li Müslümanlar olarak, birlikte hayırda yarıştığımız yardım kuruluşları olarak ilan ediyoruz. Biz müminlerin dertleriyle dertleniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Dünya liderlerine sesleniyoruz. Gelin, dertlenin, İslam dairesinin dışına çıkarsınız. Dertlenmek zorundayız. Açın şu kapıları, biz Ankaralılar olarak yeteriz. Biz Türkiye'den olarak oradaki yerelleri severiz. Değerli basın mensupları, insanlık ölüyor. Tüm dünya izliyor. Uluslararası kurumlar iflas etti. Egemenler zalimlerin zulmün yanında yer aldı, saf tuttu. Dünya halkları zalimleri ve zulümleri lanetliyor. İnsani yardım kuruluşları olarak, hayırda yarıştığımız güzel kuruluşlar olarak, dünyanın neresinde zulüm, haksızlık, savaş, açlık, yoksulluk, deprem, afet olarak ne varsa Türkiye'li Müslümanlar olarak, koşan kurumlar olarak burada toplandık ve diyoruz ki 7 Ekim 2023 tarihe not düşülecek bir zafer günüdür. Aksa tufanı çağdaş dünya düzenlerinin iflasını ilan etmiştir. Yalan ve aldı imparatorlukları çöküyor. İnsanlığın göz önünde 105 gündür 10 binlerce cinayet işleniyor, katliam yapılıyor. Bu milletlere soykırım uygulanıyor. Yaşanan zulümleri ifade etmekte kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bunca zulüm ekranlarda canlı yayınlanırken iktidar sahipleri ancak izleyebiliyorlar ve dert bile etmiyorlar. Sadece sessizlik içerisinde bekliyorlar. Katliam... Ötede çocuklar ölüyor. Bir sürü ötede çocuklar ölüyor. Bir sürü ötede çocuklar ölüyor. Katliamı durduramayan bu liderler mazlum Gazze halkına refah sınır kapısına dayanmış insani yardım bile ulaştıramıyor. Bugün burada Birleşmiş Milletler ofisinde toplandık. Güya dünya barışını tesis etmek üzere kurulmuş. Bu teşkilatın en basit görevini bile yapamadığını ilan ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden halkların refah sınır kapısına getirdiği insani yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi Gazze halkına ulaştırmaktan bile aciz olduğunu görüyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel, insani nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler amacından fersah fersah ifade, amacından fersah fersah uzak olduğunu kaybetmek için buradayız. Değerli basın mensupları, uluslararası kurumların süslü cümleleriyle ifade edilen amaçlarını değil, gerçekleştirmek yanından dahi geçemediklerini söylemek için buradayız.